O zaman makamlardan devam edelim ve bize e, örnekler lütfen sunun hocam. Şimdi gelelim e, sabah ezanında sabah makamı bir de şey diyor, gelenekte ezanın okunduğu makamlar da sabah mesela Dilke Şaveran da okunuyormuş. Bu hangi makam, nasıl oluyor bu o, makam? Dilke Şaveran'ın şu anda onu Salah olarak, Cuma Salası olarak gene de okuyoruz. Ha. O e, daha çok Hüseyin'i seslerden başlıyor yukarıdan. Şu çok küçük, küçücük, hani hepsini değil belki ama. Sala'da mırıldanayım onu şimdi hafifte. Tamam. Bu şekilde anlayacaklardır. Tamam. Ya <laughs> Resulallah. Şimdi buradan karar sesine ineceğim. Hmm. Allah. Allah Burada Irak perdesinde karar veriyoruz. Daha çok segah sesler bu. biz de Tabii. anlayabilmiş bu. olsak. Şimdi mesela Itır'ın tespit ettiği gelenekte ezanın okunduğu makamlarda e, yine aynı Dilkeşah Veran sabah dügah eee Yine Reşat Ekrem Koçu da sabah dil keşa demiş. Şimdi öğleye geçelim. Öğlede de sabah makamı ama daha ziyade hep Hicaz, Hicaz, Hicaz. Hicaz hatta ikindi de de akşamda da yatsıda da Hicaz'a rastlıyoruz. Sabah ile Hicaz'ın farkı ne makam olarak? Şimdi e, günümüze kalan 5-6 e, makam var. Hı hı. Onlar e, akşam ezanı, segah onun dışındakiler yer değiştirebiliyor. Ama genelde Sabah makamı sabah. Öğlen bazı yerlerde mesela Eyüp Camii'nde öğlen e, Hicaz pardon o orası da okunmuştu. Yok rasta diyor. Yani bu Ben günümüzde söylüyorum. Ha siz günümüzde Tabii. gelenekte vardı. Bugün gelenekte, söylüyorsunuz. Günümüzde tamam. olanı söylüyorum. Tamam. Öğlen günümüzde genelde Uşak Beyati. İşte bunları bir anlayalım. Mesela kısa kısa. Ee, bize bir tane bir uşak okur musunuz? Bir e, Hicaz okur musunuz? Efendime Tabii, söyleyeyim. Ee, gerçi çok var hangi birini diye diyeceksiniz ama en bilindikleri. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Bu hangisi? Bu, uşak. Bu Uşak. Evet. Uşak sanki böyle daha şey gibi. Ee, haydi hani daha böyle bir şey yapalım. Ee, daha atik olalım. Ondan daha, sonra görevimizi yerine getirelim. İşimize dolu, bakalım. Güne Daha dolu Hı. bir makam ee, ve aşık aşıklar makamı denir. Uşak makamını. Evet. Size Uşak ne hissetti? Bana böyle daha sanki değil mi dinamik hani sabah makamında öyle daha rahat bir... yavaş yavaş uyanıyorsun. Böyle Uşak'ta daha sanki Evet. Ee, sabah vakamında böyle bir hafif meltem esintisi vardır. Evet. Sabah böyle okşar insanın yüzünü. Evet. öyle bir yapısı vardır. Bir de sanki böyle kuş cıvıltıları evet. gelecekmiş gibi falan değil mi? Uşak ama şey. O tabii o hadi der, gün hadi. içerisinde öğlen vakti daha bir diri dirisanın meşgalesinin yoğun olduğu bir an. Evet. İcaz rica edelim. Hmm. Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Hicaz da bu şekilde. Size Hicaz ne hissettirdi? Hicaz ne duygusu verdi size? İnsana biraz gariplik duygusu veren. Değil mi? Yanık bir e, makam. Bana şey gibi hissettirdi böyle. Ey insanoğlu ölümlüsün evet. tamam mı? Hani haddini de bil. Yani kulluk görevlerini de yerine getir, bu dünya gelip geçince kanma filan der gibi geldi. Tabii şimdi şöyle, az önce belki konuşmanın içerisinde söylemişimdir. Bütün ezanlar, makamlar insana sonsuzluk duygusu, sonsuzluğu hatırlatır. Yani en... ahireti hatırlatır aslında sonsuzluk dediğiniz o değil mi? Tabii, Hı. çünkü insan bu dünyada fanidir, geçicidir. O kadar meşgalesi var, koşturuyor hayat boyunca. Öldüğü zaman bu kadar meşgale nereye gitti? Bu kadar emek verdim, kendimi yıprattım. Ama ahirette bir sonsuzluk e, inancını ona söylediğiniz takdirde evet, bu çabamın gayretimin bir kıymeti var. Ezandaki makamlarda insana e, buna atılatıyor, sonsuzluk duygusu ya, evet. ve insan ömrünü sembolize eden vakitlerin ve makamların bir tarafı da vardır yani. Yalnız bana şu çok enteresan geldi. Şimdi bu sayfayı yeni açtım. Ee, Farah Farabi az önce uşak dedik ya böyle daha bir hani dinç e, günün içinde hani evet. öyle diyor ki gülme duygusu verir demiş. Niye öyle demiş? Şimdi şöyle bizim bugün uşak makamı dediğimiz uşak makamı acaba geçmişteki uşak makamı aynı mı? Çünkü makam e, değişime uğradı mı? Ha. Şöyle bir durum var. Şimdi makamlar ee, bulundukları coğrafi coğrafi konum, iklim yapısı, insanların karakterleri bunların kültürlerin karakterlerinin etkileşiminden ortaya çıkar. Böyle bir tarafı da var. Bir de Şimdi, belki e, sevgili hocam burada e, bir çeviride gülme duygusu olarak çevrilmiş olabilir ama e, belki de ifade şuna işaret ediyor. İnsana pozitif bir tabii, duygu, bir onu, motivasyon veriyor gibi bir şeydir. Tabii. Aha. O, o da var ama... E, Geçmişteki uşak makamıyla aradan 700-800 sene geçti. Bugünkü uşak makamı aynı mı? Aynı mı? O müzisyenlerin oturup araştırması gereken bir konu. Evet. Makamlara karakter kazandıran, anlam ve mana karakteri kazandıran bir de usul vardır, ritim vardır. Mesela siz Hicaz dediniz. Normalde insana garibimsi bir makam. insana üzüntü, hüzün verir. Acın acıma duygusu verir. Birisi Hicaz makamında eser besteler, dinlerseniz ağlarsınız orada. Bir başkası Hicaz makamında eser besteler, düğünlerde elinizi kaldırıp oynarsınız.